Kürtlerin yüzyıldan uzun bir süre boyunca soykırımlardan tutun da asimilasyona kadar devam eden bir sürecin parçası olarak gerçekleşen Kürdistan Özgürlük Hareketi'nde tutuklamalar, gözaltılar, cezaevindeki süreçler yoğun bir şekilde yaşanmıştır. Bunun en trajedik boyutunda olanı şu an 25-26 yıldır İmralı Cezaevi'nde tutulan Sayın Abdullah Öcalan'dır. 99 yılından beri gerçekleşen bu cezaevi sürecinde birçok hak ihlali gerçekleşmiş. Bununla ilgili ulusal boyutta açılan ne kadar dava varsa da maalesef sonuç almamış. Ancak AİHM'de hak ihlalleri boyutunda ihlal kararları alınmış ve halen Abdullah Öcalan başvurusuyla AİHM önünde bekleyen dosyaları mevcuttur. Neden İmralı Cezaevi bu kadar gündemde? Çünkü orada özel olarak uygulanan bir politika bulunmaktadır. Yani tutulduğu günden beri özel bir cezaevi olarak kabul edildi ve ona özel kanuni düzenlemeler, yasal düzenlemeler getirildi ve gelinen noktada halen bu yoğunlaştırılarak, yaygınlaştırılarak devam edilmektedir. Ve bu sadece Sayın Abdullah Öcalan nezdinde ve onun yanında bulunan diğer mahpuslar nezdinde gerçekleşen bir durum değil. Türkiye'nin bütün cezaevlerine dağıtılmış şekilde, yaygınlaştırılmış şekilde devam etmektedir. Özellikle hasta mahpuslar, siyasi tutsaklar, siyasi mahpusların Türkiye'de bulunan cezaevlerindeki koşullarına etki eden bir durumda olmuştur. Bununla ilgili aileler birçok noktada kendi yakınlarına, cezaevinde bulunan yakınlarına ulaşamamaktadır. Bu insanlar ölüm döşeğine gelecek raddeye geldikleri vakitte dahi cezaevinden adli tıp kurumlarının vermiş olduğu, adli tıp kurumunun vermiş olduğu raporların istinaden tahliye edilmemektedir. 80 yaşındaki insanların cezaevine konulması gibi birçok örnek sayılabilir bununla ilgili. Bunlar tabii ki hepsi İmralı Cezaevi üzerinde uygulanan tecritin diğer boyutlardır. Ve Sayın Abdullah Öcalan ve yanında bulunan siyasi mahpuslar üzerindeki tecrit kaldırılmadan yaşam hakkına, sağlık hakkına, diğer anayasa ve temel haklar, anayasada düzenlenen temel hakların kendilerine kullandırılmadan Türkiye'deki bu tecrit sonucunun ortadan kaldırılması imkansızdır ve Türkiye toplumlarına bir barışın gelmesi, savaşın sonlandırılması imkansızdır. Bu nedenle Türkiye'nin yarayan kanası cezaevleridir ve bu cezaevlerinde gerçekleşen hak ihlalleri tek başına münferit olaylar olarak değerlendirilemez. Bu Türkiye'nin 100 yıllık politikasından kaynaklı gelen bir süreçtir. Bunlar F tipi cezaevleri oluşturulduğu 99 yılından beri gerçekleşen bir durumdur. Biz tecrit boyutunun bu kadar yaygınlaştığı ve kanserleşmenin boyutunda olduğunu belirttik ve bununla ilgili mücadelenin de önemli olduğunu, hayat memat boyutunda olduğunu belirtmek isteriz. Özellikle Kürt Özgürlük Hareketi noktasında tecritin kaldırılması halkın temel haklarına müdahale boyutunda olduğu noktasında buradaki mücadelesine de değinmeden geçinmemek lazım. Özellikle annelerin adalet nöbeti büyük bir öneme sahiptir. Burada Kürdistan'ın birçok ilinde daha önce gerçekleştiren adalet nöbetinin berzem bir boyutu burada düzenlemektedir. Ayrıca cezaevler boyutunda siyasi mahpuslar halen devam etmekte olan dönüşümlü ve süreli açlık grevi devam etmektedirler. Halkın bu noktada tecritin kaldırılması, cezaevindeki hak ihlallerinin kaldırılması boyutunda bir mücadele içerisinde olması ve bunun yaygınlaştırılmaması, bunun sonlandırılması noktasında adalet nöbetinde olan annelerinin açlık grevinde bulunan mahpusların daha fazla hak ihlaline uğramaması ve bu tecritin sonlandırılması talebi de destekçi
olmaları ve buna destek sunmaları gerekmektedir.